Ne mercimek ben? Gene bir mercimek bu. Bence bir tencerede hepsi pişmiş. Yürü Bey zaten 4 malzemeyle bütün yemeği çevirmeye çalışmış. Aynen öyle. Allah'tan tatlıda bulgurlu ve pirinçli bir şey bulamadığı için tatlıda. Bulgur tatlısı. Çünkü belki onu da yapsa belki füzyon yapacaktı. Çikolatayla onu birleştireyim. Hadi ya brownie olur ya ıslak kek olur. Bilemeyiz. Belki de güzel olur. Bir yerden olur. Keşke olsa. Bak sevgili Tolga Can buradan selamlarımı sevgili İzmirli yarışmacımız. Mesela ana yemeğini yakmıştı köfte. İçi çiğ dışı yanmıştı kapkalın olduğu için. Yani dolması falan olmamıştı ama bir Alman pastası yaptı vurdu geçti yani. Anlatabiliyor muyum? O kadar güzeldi ki pastası her şeyiyle. Yani bir brownie getirir ya da brownie tadında ıslak kek parmaklarınızı yersiniz. Dün nasıl sen tatlıda? Bu arada düne dönmek istiyorum. Şimdi arkadaşlarımla da konuştum. Senin yani haketi paketlemenle ilgili değil benim söyleyeceğim. Sen de beklemiyorum dedin ya. Ya mesela birçok şeyi çok eleştirdiniz ve sonunda 8'leri falan görünce ben bir şaşırdım açıkçası Meryem. Evet veren... ben çok şaşırdım. Evet senin de fikrini şöyle... merak ediyorum. Sen bekliyor muydun diğer yarışmacılardan puanları? Evet o puanı bekliyordum gerçekten. Çünkü dün Zehra Hanım demişti hani tuzu yok. Ondan sonra lazanya hani olmuş, lazanya dediniz. Olmamış. Kaşar demiyorum. Pardon. Lazanyaya pişmemiş dedi, peynir olmamış dedi, hani kızarmamış dedi, bazı salatası eksikleri dediniz, vardı. Ekşisi fazla dediniz. Şaşırdım yani açıkçası. Yemekte de risottoyu hiç kimse beğenmedi, levreyi beğenmeyen bir sürü insan oldu. Yani ben anlamadım söyledikleri. Yani biz çok şaşırdık açıkçası. Hani yorumlarıyla puanları bir olmadı. Aynen. Bence olmadı. Yani ben... Ömer de beklemiyordu. Ha, lezzetsiz miydi? Asla onu ya, gene söyleyeyim. Lezzetsiz değildi tabii ama ki. Ama tuzsuzluk sorunundan sizin bir tuz sorununuz var. Risottonuz hiç olmamış dediniz. Zevreyi beğenmeyenler oldu. Neden 8? Anlayamadım mesela. Şöyle sana. Ki ben mesela dün Ömer Bey'in menüsünde lazanyanın üst kısmının pişmediğini söyledim ki pişmemişti. Evet. Kızarması gerekiyordu. Demek ki ana yemeği beğenmediniz. Ara yemekten bir puan kırdım ve risottodan kırdım. Tatlısını beğendim, ana yemeğini beğendim, salatasını beğendim. Ama ana yemeğini beğenmedim. Hayır. Şimdi sadece ana yemek üzümü... bir bütün. Risottoyu beğenmediniz, üzümle kaparının birleşimini beğenmediniz tadını. Tuzlu diye benden bir sürü sordunuz mesela. Yemeğine ben puan verdim. Çorban neydi? Çorba işte katı buldunuz, yani. Küme peynir tadını alamadınız, tuzsuz dediniz. Bu kadarcık çorba mı daha sayayım mı? Ya tuz sorunundan ben kırmadım. Hiç bunlar 8 verecek neden yarışmacı yorumları değil. Neden benden yaptınız o zaman? Aynen. Aşırı bende tuzdan tuz tabii ki kırarız. Ama bundan da kırmanız gerekiyor bu sefer. Ben tuzlu bu sefer. Bir tanemi dinleyeyim zaten yani, nadir konuşuyor. Bende tuz var sorunu vardı. Bunda da tuz yoktu. Yani yorumları yani, eklenebilecek bir şey. Tek Meryem vardı onu söyleyeyim yani. Yani tuz yani. Eklenebilecek bir şey hani Meryem Hanım yani. Gibi. Tuz eklenebilir ama o fazla tuzu alamayız içinden. Yani tamam tekrar da, baştan patates böreği mi yapalım biz orada bu sefer kaldık. Siz lazanyanın hiçbir şeyini beğenmediniz. Yani doğru. Sadece üst o gün lazanyanın hiçbir şeyini beğenmediniz ama. O gün çok tuzlu diye çok puan kırdınız. Dün çok tuzsuz dediniz. Kırmamışlar demek ki. Evet kırmadınız. Çünkü tuz eklenebilecek bir şey ama çıkarılamaz ki Meryem Hanım. Lazanyayı zaten beğenmediniz. Lazanyanın pişmemiş dediniz. Kızarık olmamasından bahsettim. Ya bırak hepiniz savun. Hayır hepsiniz dediniz pişmemiş. Ya Allah Allah. Yani. Risottoyu da beğenmediniz. Ana yemeğin risotto, önemli evet, parçası. Risotto evet olmamıştı. Peynir ağır dedik. 6-7'lik hani... gibi konuşup 8 verdiniz. Bu ne perhiz yani. Bu ne lanet turşusu. Ben adaletliyim Allah'ım. Sen bence sen hiç adaletli davranmadın bence. Yani, ama Zehra Hanım dün evet. Ana yemeği beğenmedi. Ama sizin puanlarınız bakın hepinizin çok tutarsızdı. Hepiniz de döne döne pişman oldunuz. O gün Meryem sana verdiği 4'ten pişman. Bugün Özgür Sena'ya verdiği puandan pişman. Efendim o gün işte Sena'ya verilen puana bilmem kim pişman. Öyle öyle döne döne geldik. Bak mesela büyük finale. Ya tabii benim de puanlarım var. Şöyle ki ama Zehra Hanım mesela ana yemeği hiç beğenmedi. Yanlış hatırlamıyorsam. Ömer Bey'in ana yemeği. Evet sen beğenmedin. Hiç beğenmedim. Ama lazanyayı çok beğendim. Puan kırdım sadece. Bir puan. Lazanyayı beğendim. Ben her şeyi beğendim. Bana uymuyor. Hitap etmiyor bu yemek dedi. Evet, bir puan mı yani ana yemeğin? Evet. Bir puan mı? Yoğurt peynirini kendisi yapmış. Kendisi el açması yapmış. Onu yapmış bunu yapmış. Bu adamız... Ha bir de ekmeği kıtır değil dediniz. Ha pardon. Ben bir beğendim. Bir de onu beğenmediniz. Ben her şeyini çok beğendim. Çok büyük bir emek vardı. Uğraş vardı. Ayrıca her şey de lezzetliydi. Ben ana yemeğinde zaten... Balığını güzel hani pişmiş dedim ama üzümle beğenemedim dedim. Eğer ağız tadım uygun olsaydı onu da beğenirdim. Zehra Hanım siz ama yani ana yemeğin hakkı da hani bir olmamalı, bir puan kırılmamalı. En az 2 veya 3 kırılmalı yani, diye düşünüyorum. Bu benim kendi ben. Adalet benden tuzdan tarzım. Kırdınız, ondan kırdınız, her şeyden kırdınız. Adalet terazim. Dün mesela bu. Tuz yoktu. Size de 7 verdim. Pişmemişliği vardı. Yok senin puanlarını sorgulamıyoruz zaten. Senin. Meryem Hanım niye anlamıyorsun? Tuzsuz olmanın çaresi var yani tuz ekleyebiliriz. Ama o da bir hata. Ama yani. Ama kararında olur mu öyle şey?
Tuzsuz yine lezzetliydi ama Zuhal Hanım. Ama olur mu bak şimdi lezzetini tartışmıyoruz. Tuz diyorsun ya, tuzdan kırdık diyoruz ya. O zaman niye oradan tuzundan kırıldı, kırdınız? Onun tuzsuzundan kırılmadı? Onu çorbada ekleyebilir miyiz? Ya ekleyip eklememen önemli değil ki. Bir yemekte tuzu koymak veya koymamak hatadır, bitti, that's it. Yani orada da bir hata var, burada da. Burada çok tuz yapmış, burada da şimdi evet. Tuzsuz yapmış. Aynı şey. Aynı kapıyı benimki çıkar. Benimki tuzlu, bununki tuzsuz ya, tamam. Oldu yani. O zaman ya o gün Meryem'den de kırmayacaktınız veya dün Ömer'den de kıracaktınız. Yani aynı yerde birleşiyoruz aslında. Ama siz ne bileyim işinize geldiği gibi ne oluyor anlamıyorum. Yani bir sizin bu hafta tahmin de edemedik vereceğiniz puanları. Böyle bir ha lezzetli emek var, o ayrı zaten. En başta hepinizden önce ben söyledim, evet hataları var ama hani emeği de görmezden gelmeyin diye. Ama yani o zaman diğer işte sana da aynı şekilde haksızlık oldu o zaman. Yani senin niye o kadar çok puanı kırıldı onu da anlamadık o gün. Evet çiğdi etin, muska böreğinin, eyvallah. Ama mesela onun yanı sıra da bir sürü şeyim vardı beğenilen. Senden niye o kadar kırıldı, dün niye o kadar kırılmadı? Tabii anlayamadık, ben sizi zaten çözemedim bu hafta. Hadi bakalım tavukla pilav. Ana yemeği nasıl? Tavuk. Yani, tavuk sote. Tavuk sote. Sebzeli kasapta tavuk. Kuşbaşı olarak doğranmış tavuğu haşlamış, sotelemiş getiriyor önümüze. Emek de yok yine. Bir kere ben davet sofrasında bence kesinlikle tavuk olmamalı. Yani çok üst düzey güzel bir şey. Hani tavuk sarma yaparsın böyle. Hani emek çok, gösterirsin. Güzel bir şey falan evet, güzel yapılabilir. Sen, hani falan. O şekilde kabul ederim ama yani sote nedir? Geçen de krep yedik. Ana yemek, bir tane krep şöyle geldi. Bir şey de kıymalı. Söyleyebilir miyim Zuhal Hanım? Söyle. Tamam benim eksiklerim vardı evet, ama evet. Gerçekten benim el işçiliğim, ekmeğim, peynirim, tabii. Salatamın sosu. O tartışmaya kapalı zaten. Ondan sonra tatlım. Hani... Çok lorun morun muhteşemdi. Yo, ben 8 verilemez demedim onların yorumlarına göre. Yo, ben sadece kendim zaten orada 8'den aşağısını kabul etmiyorum dedim. Çünkü gerçekten hani bir davet masası, bir gerçek kendim yaparak hani burada tabii. Da yapılabileceğini... Yemekte izledi bazı şeylerin yaptırabileceğini göstermek için. Evet, evet. Şey, burada bir şeyler yaptım. Hani lezzetlerinden nasıl de eminim. Nasıl tabaklama sunum? Yani tipik kasenin içine koyulmuş bir pilav. Ayrıca bu bulgur pilavı değil. Ezogelin pilavı zaten ezogelin o. Pilavı. Ama bulgur kullanılması gerekmiyor muydu bunda? Yok, ezogelin içinde pirinç. Hem tel erişte mercimek... olması gerekiyor Özgür Bey hem de bulgur. Tel bulgur olması bulgur gerekiyor. Var. Bir kere kesinlikle tel şehriye kavrulmuş içerisinde evet, böyle. Evet şu an tel şehriye göremiyorum ben. Tek dileğim inşallah salatamız var mı Özgür? Salatamız da yok demiştim ya. Salatanız yok mu? Özgür ben Bey. De temiz kalp diye. Sena da inşallah. Biz buraya boş beyaz bir tabağa bakmaya gelmişiz böyle. Ömer soğan yemekten evet, göreceğiz. Soğan yemekten gelmişsiniz. Aynen soğan yemekten. Gerçi salatadan da gelmişsiniz. Yani salatanı yetişmemesi de çok sevindim. Bol soğan yiyecektik. Aynen o, öyle. O konuda gerçekten. İlk ben defa bir yemeği de. Çıkmadı diye. Çok teşekkürler. Hiç çıkmamış diye teşekkürler bir yarışmacıya. Bunu da gördük. Salatayı hiç mi yapamadın Özgürcüğüm? Yok hayır Zuhal Hanım yetiştiremedim. Ha ona hiç başlayamadım. Ya Özgür Bey. Ya yaptım da çiğ getirmek istemedim hiçbir şeyi. Sadece soğanları vardı yani. Ya Özgür Bey iki tane soğanı doğrayıp şöyle içine biraz sumak atıp biraz zeytinyağı elinize sıkıp. Yani o esnada saçınız ağrımaz. Yok demekten iyidir yani bir şeyi çıkarmak yok siz demekten siz lazanyanızı pişirmediniz Ömer Bey hadi ben alaylıyım. Ya pişti pişmedi ben bir şekilde getirdim. Ay pişti pişti mi demeyin. Çayı çiğ yedirdiniz. Hamur geldi ağzınıza yapmayın Allah ya aşkına. Özgür Bey. Her şeye dalga geçiyorsunuz. Geldi bakın mi? Siz de lazanyanızda dalga geçmeniz gerekiyor. Geldi mi gelmedi mi şu an ona bakın. Geldi ama hamur geldi mideme oturdu mideme. Ya sonuçta ay, tamam yüksek puan ben verdim. Kabul ediyorum. Vallahi pişman oldum. Tamam ben vallahi hatamı açıldı, kabul ediyorum. Tansiyon düştü gene. Ay. Bana verdiğin puanla ne ilgisi var Özgür Bey? Yani biz ay fazla buraya... fazla puan aldınız Ömer Bey. Allah aşkına siz açtınız. Alevi tabaklar beklerdim ben sizden. Böyle şölenler beklerdim. Ya yapmayın Allah aşkına ne yaptınız ki ya? Ya bu konuşmaları puanla bağdaştırmanız da doğru değil. Şu an sizin masanızdayız. Sizin yemekleriniz. Ay Ömer Bey yüksek puanları. Ay gerçekten var ya benim sinirlerim alt üst oldu iyice.
İyice alt üst oldum yani. Yani Özgür Bey, yeme menünüz zaten çok basit. Ay keşke Zeyla Hanım, çok lezzetli yemek yesek ki size de puan verebilsek. Bana. Ya hayır bak. Keşke gerçekten puan verebilecek bir yemek olsa. Ya lezzetsiz olsun. Ay onu da geçtim. Allah lezzetsiz olsun. Ömer Bey, siz de hiç konuşmayın. O gün kendi günümde beni çok iyi eleştirdiniz. Şurada parça parça konuşuyorsunuz. Beklerdim ki yani aynı eleştiri Özgür Bey de olsun. Aynı ay şu an gerçekten iyi ki de biri vermeyin. Of canıma değsin. Yetişmedi tamam ama kumpiriniz bu kadar, içinde kocaman yok, peynirler çıktı. Çok sakinsiniz bugün. Ben o gün acımasızca davranıldım. Pardon. Gerçekten eleştiri. Bezelya. Ben ne dedim mesela Özgür Bey? Emeğinize sağlık, elinize sağlık ama böyle böyle. Siz hepiniz saldırıya geçtiniz ya. Zeyra ya yapmayın siz... Allah. Ne kadar kibar konuşuyorsunuz Ömer Bey. Kibar? Siz o gün ne oldu Özgür Bey? Sesinizi çıkaramıyorsunuz. Bezelya'dan dem vurdunuz. Yüksek konuşuyor çünkü zaten konuşturmuyor da yani en azından... Bir konuşun yani, sizi duymak istiyorum ben bugün. Hakkım yani. Özgür duymak Bey... istiyorum. Ay yanlış tabak konuştum. Özgür Bey konuşun lütfen. Özgür Bey şu an konuşacak bir yanı kalmadı bence. Yani yani yemek yok. Benim var işte yok. Nasıl yok, önündeki de. Benim de yemeklerim var, kumpirim vardı, forma var ya. Allah'tan bu geldi. Bandırmam vardı, tatlım vardı. Doğru söylüyorsunuz, çiğ yufkanız vardı. Ben de önünüze boş tabak getirmedim sizin. Ya sizin bandumanızda zaten boş tabak alın bakın, boş tabak değil. Biz sizin bandumanızda yok saydık. Ben aynı şekilde görmek istiyorum Özgür Bey için.